Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün enfes bir şerbet tatlı hazırlıyoruz. Sizler ile birlikte portakal tatlısı yapacağız. Enfes bir tatlı tarifi, güzel bir şerbetli tatlı. Tatlımız için ilk önce şerbetini hazırlıyoruz. 3,5 su bardağı su ve 3 su bardağı toz şekeri tencereye koyuyorum. 2-3 damla limon suyu ilave edip kaynamaya bırakıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum çabuk şekerinin erimesi için. Şerbet kaynamaya başladı. Şerbet kaynamaya başladığında 15 dakika orta ateşte kaynatıyorum. 15 dakika orta ateşte kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Tatlının İç dokusu için 1 su bardağı çekilmiş fındık içi, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tarçını karıştırıyorum. Fındık, tarçın ve şeker ile güzel bir iç dolgusu hazırlıyoruz. İç dolgusu hazır. Şimdi hamurunu hazırlama işlemine geçiyorum. Hamuru için 1 su bardağı ayçiçek yağını yoğurma kabına koyuyorum. 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı oda ısısında tereyağı ekliyorum. 1 portakal kabuğu rendesi ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Portakal suyu, portakal kabuğu ile tam bir portakal tatlısı hazırlıyoruz. Şerbetli tatlı sevenler mutlaka denemelisiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Çok fazla e, karıştırmanıza da gerek yok. Yoğururken zaten yağ içinde parçalanacak ve kaybolacak. Yarım su bardağı irmik ilave ediyorum. Bir paket vanilin ve bir paket kabartma tozu ekliyorum. Bunları da karıştırıyorum kontrollü bir şekilde un ilave ederek hamuru yoğuruyorum. Bir miktar ekledim ve karıştırıyorum. Direkt eliniz ile yoğurarak da hazırlayabilirsiniz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Artık kaşığı çıkarıp yoğurma işlemine devam ediyorum. kontrollü un ilave ederek hamuru yoğurma işlemine devam ediyorum. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur hazırladık. 3,5 su bardağı un ile güzel bir hamur oldu kontrollü bir şekilde ilave edin un miktarı değişiklik gösterebilir artık şekil verme işlemine geçiyorum ilk önce bir parça alıp yuvarlayıp inceltiyorum ve ortasına hazırlamış olduğumuz karışımdan koyup tekrar kapatıyorum Fırın tepsisine yerleştiriyorum küçük parçalar alıyorum ceviz büyüklüğünde. İlk önce yuvarlıyorum, daha sonra bastırıp inceltiyorum ve bolca fındıklı karışımdan koyup kapatıyorum. Hepsine şekil verip fırın tepsisine yerleştirdim önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum fırından çıktıktan sonra 5 dakika bekliyorum bakın çok güzel kızararak pişti fırından çıktıktan sonra ilk sıcağının çıkması için sadece 5 dakika bekletiyorum ve artık tamamen soğumuş olan şerbeti üzerine koyuyorum her bir tatlının üzerine gelecek şekilde ekliyorum üzerlerinde kuru yer kalmasın güzelce şerbetini çeksin bütün şerbeti ekledim bakın tamamen şerbetini çekinceye kadar 2-3 saat dinlendiriyorum şerbetini çeksin dinlensin bakın soğudu ve şerbeti çok güzel çekti bakın şerbeti kalmadı. Çok az bir şerbeti var iç kısmında. Ve artık tatlımız servise hazır. Şimdi servis yaparken de üzerine biraz çekilmiş fındık ekliyorum. Çok güzel böyle aromalı portakal lezzeti ve kokusu olan enfes bir tatlı. tatlının kıvamında bakın göstermek istiyorum. İç dokusunu kıvamını görmenizi istiyorum. Portakal tatlısı efsane bir lezzet oldu arkadaşlar. Portakal lezzetleri seviyorsanız denemelisiniz. Hele ki şerbetli tatlı da seviyorsanız bu tatlı tam size göre. Yapımı pratik, lezzetli, her evde bulunan malzemeler ile hazırlayabileceğiniz enfes bir tatlı. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.